Bu 3 altcoin için uyarı geldi diyor. Bunun üstüne konuşacağız. Burada normalde BUSD, ING ve Caspa ile alakalı konuşuyor ama genel olarak da bir uyarı vermek gerekecektir. Erken alımlar konusunda. Şu an piyasa genelinde daha fazla düşüş olma ihtimali fazladır. Bir kere onu söyleyeyim. O yüzden ben erken alımları öyle çok fazla önermiyorum. Bu noktada düzgün bir şekilde hareket edilip seviyeler belirlensin. BTC en son 40,5 binlerden yeniden yükseldi, yani tekrardan bir fırladı. Fakat buraların tutma ihtimali bence düşük yani. Çünkü zaten Mart ayına kadar piyasada bir katalizör yok. Kısa süre içerisinde BTC fiyatlarını canlandırabilecek herhangi bir unsur olmadığından kaynaklı olarak BTC'de daha fazla çekilme olabilir ki zaten günlükte EMA 50'yi bırakmışken 40,5 desteğin de bırakması öyle çok şaşırtıcı bir durum olmaz ya da garip bir durum olmaz. Buna da dikkat çekmek istiyorum. O yüzden dediğim gibi dikkat edelim. Tabi bu da altcoin'lerde daha fazla düşüş anlamı taşıyacaktır. Bunda devamında söyleyeyim. Bu durumda ne yapılabilir? Bir tercihen fiyatları fazlaca geri varlıklar tercih edilebilir. Bunun içerisinde örneğin işte XRP, Shiba falan, Doge tarzında zaten son yükselişte tam fiyatlama yapamamış olan varlıklar değerlendirilebilir. Haricinde düşüş esnasında daha fazla potansiyel düşüşe rağmen ufak bir alım yapılabilir. Bu şekilde hareket edilebilir. Ama sonuç büyük bir ihtimalle Şubat'ın sonuna kadar, Mart'ın başına kadar zaten bir 35 bin minimum ya da 36 bin civarlarını görebiliriz gibi gözüküyor. Buna karşılık işte öyle varıyor girmek gibi enteresan hareketler yapmayınız. Bu üç altcoin'e gelince, bu üç altcoin'e şöyle bakalım. Ya tabii burada tek tek konuşmuyoruz ama dolayısıyla altcoin'lerde de bu daha fazla düşüş anlamı taşıyor. Öyle değil mi? Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Sonuçta BTC düşerken altcoin'lerde öyle yani boş boş duracak hali yok. Altcoin'lerde de düşüşler olur. Dolayısıyla muhtemelen sizin şu an görmüş olduğunuz fiyatlarda, dur mesela şöyle Ether'i çok kısa göstereyim. Ether'deki durum, yani Ether'in üzerinden örnek vereyim. Mesela Ether. Böyle bir süreçte ne yapabilir? EMA 50'yi kırar örneğin, 2050 civarlarına kadar çekilebilir gibi. Evet. Burada neyden bahsediyor? Kripto para traderı çoğunlukla deneysel doğası kripto para piyasasındaki yüksek volatilite göz önüne alındığında riskli bir çabadır. Trade'i hep söylüyorum. Trade'i önermiyorum. Trade yapmanızı önermiyorum. Bunun yerine düzgün alımlar yapıp sezonlu takip etmeniz mantıklı olan olacaktır. Tutup da trade yapacağım diye varınızı yoğunuzu kaybetmeyin. Çünkü genelde olan bu oluyor yani. Hani genelde bu şekilde sonuçlar çıkıyor olaylardan. Öyle söylemiş olayım. Trade için çabalamayın. Sadece alımlar yapın. Spot'tan düzgün alımlar yapın. Yatırım yapın yani, yatırım. Bilinçsizce. Ha. Trade tabii ki kimi zaman biraz daha yüksek oranlı, kimi zaman biraz daha düşük oranlı zaman olarak değerlendirenler oluyor. Elindeki varlıkları arttırmak için genelde trade yollu hareketler deneniyor. Bunu da bilerek yapmak gerekiyor. Bilmeden girerseniz muhtemelen her şeyinizi kaybedersiniz. Buraya dikkat edelim. Hangi kripto paraların alım satımından kaçınılması gerektiğini bilmek, sonuçları iyileştirmek için iyi bir risk yönetim stratejisinin önemli parçasıdır. Kripto uzmanı Bargos'a haftaya al sat yapmanın riskli olduğunu 3 altcoin hakkında uyarıyor. Yani piyasanın geneli için riskli. Bakın ben onu söylemeye çalışıyorum. Zaten piyasanın genelinde bu şekilde bir durum var. Çünkü daha fazla düşüşler olacaktır. Bu
Belirttiğim Şubat'ın sonuna kadar potansiyel olarak herhangi zaman dilimlerinde devam ederek olabilir. Ama kesinliği yok. Şurada şu tarihte olur, bu tarihte olur. O yüzden bunu bekleyerek, bu ihtimali göz önünde bulundurarak süreci takip etmeye devam etmek gerekiyor. Bu şekilde yani, tamam mı? Şubat ayındaki belirsizlikler nedeniyle bir USD ile işlem yapıyorum. Ya bir USD'den zaten kaç? Bir USD'yi boş verin. Şu anda bir USD'yi tutan varsa, bir USD ile hareket eden varsa hiç kusura bakmasın, zaten kaşınıyordur. Bildiğin kaşınıyordur yani onu yapan kişi. Hiç gerek yok. Hiç ama hiç gerek yok. Benden söylemesi, uzak durun bir USD'den. BUSD'yi uzun zamandır sevmem. BUSD ile işlem yapılmaması gerektiği üzerine fikirlerim BUSD'nin Binance tarafından gözden çıkarılmasından çok öncesine dayanır. Ya da SEC'in Paxos'a BUSD ihracını durdurma emrini vermesinden de çok önceye dayanır. O yüzden uzak durmanızı öneririm zaten ben BUSD'den. Gerek yok. Buradaki Şubat'a kadar tamamen delist edeceğiz açıklamasına dayanacaktır Binance'ın. Adamlar açıkça bunu söyledi. Şubat ayı itibariyle 2024'ün borsa üzerinde BUSD ile alakalı hiçbir parite, işlem ya da hizmet sağlanmayacak. Durum budur. Evet, bundan dolayı kaçınmak gerektiğini ben de düşünüyorum diye ifade edebilirim. Diğerleri olarak söyledi. Kaspa ile ING'den bahsediyor. Şimdi Kaspa ile ING, evet, bence mantıklı bir şey söylemiş burada. Yani alakalı bir kısma parmak bastığını düşünüyorum ben de. Kaspa ile ING noktası şundan dolayı biraz riskli. İkisinin de, bakın, ikisinin de belli bir yukarı potansiyeli var. İçsel olarak yukarı meyiller. Mesela ING ile alakalı dümdüz konuşurken ben şunu söylerim. Ya belli bir süre akümülasyon yapar. Ondan sonra kalkışa geçer, 100 doları vurur derim. Fakat burada ING'nin sınanacağı nokta şu. Benzer bir durum Kaspa için de geçerli. ING şurada sınanacak. Peki ama uzun zamandır ING BTC'de bu kadar sert bir düzeltme görmedi. Acaba BTC böyle bir düzeltmeyi yaparken, yani o Şubat'a kadar 35 bin noktalarına deneme noktasında hareket ederken, acaba ING buna rağmen bir o yükselişi yapabilecek mi? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.